Genç bakıştan herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomda sizlere bilgisayarda ekran parlaklığını artırma ve azaltma yöntemleri, ayrıca güç seçeneklerini ayarlama yöntemlerini anlatacağım arkadaşlar. Bazen bu gerçekten ihtiyaç duyulan bir durum olabiliyor arkadaşlar. İlk önce şöyle göstereyim. İlk önce uzun yöntemini göstereyim. Daha sonra en kısa yöntemlere doğru gidelim arkadaşlar. Başlata tıklıyoruz. Daha sonrasında denetim masası diyoruz. Sonrasında arkadaşlar buradan donanım ve ses diyoruz. Tıkladıktan sonra burada gördüğünüz gibi güç seçenekleri var. Güç seçenekleri adı altında öncelikle ekran parlaklığına bakalım. Zaten güç seçenekleri de onun altında. Gördüğünüz gibi burada güç seçenekleri mevcut arkadaşlar. En alt kısımda mouse takip ettiğinizde ekranı göreceksiniz. Ekran parlaklığı bu şekilde çok rahat ayarlanabiliyor arkadaşlar. Güç seçenekleri ile ilgili olarak da burada gördüğünüz gibi işte şarja takılıyken nasıl performans uygulanacağı, ekranın ne zaman kapanacağı gibi birçok seçenekleri buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ekranı karartma kısmı buradan ayarlanabiliyor. Prize takılıyken nasıl ayarlanabileceği yazılıyor. Ondan sonra bilgisayara uyku moduna kaç dakika sonra geçeceğini ayarlayabiliyorsunuz. En sonda plan parlaklığı kısmında gördüğünüz gibi parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Sonrasında buradan önceki menüye dönelim. Burada gördüğünüz gibi hazır kısımlar var. Onları da kendiniz işaretleyebiliyorsunuz. Yüksek performans, performansa önem verir ancak daha fazla enerji tüketir şeklinde. Buradan da ekran parlaklığını ve güç ayarlarını, güç seçeneklerini bu şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında bilgisayarın uyku moduna geçme ayarları var bu kısımda. Bu kısımda demin biraz önce bahsettiğim kısım oluyor arkadaşlar. Sonrasında kapak kapatıldığında yapılacakları seçin diyor. Şu an biz bilgisayarımızın ekran kısmını kapattığımızda ne yapmasını istiyoruz mesela? Pildeyken ve prize takılıyken, yani hepsini ben mesela uyku modu olarak seçtim. Bunları da değiştirebilirsiniz. Kapattığım şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ekran parlaklığı kısımlarına daha başka nasıl gelebilirim? Şimdi daha kısa yöntemlerini anlatacağım. Şu alt kısımda gördüğünüz gibi tıklayıp buradan ekran parlaklığı ayarla kısmı geliyor arkadaşlar. Tıkladığımız anda biraz önceki menüye tekrardan dönmüş olacağım. Tekrardan aynı yere geliyorum. Sağa tıklayıp burada güç seçenekleri dediğimde de yine aynı yere gelmiş olacağım arkadaşlar. Daha sonrasında bunun ekran parlaklığının kısa bir yolu ne var arkadaşlar? Kısa yol tuşu. Yani FN tuşuna basıp daha sonrasında F6 ile açabiliyorsunuz. FN tuşuna basıp F7'ye bastığımızda da ekran parlaklığımızı kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tabi bu bütün bilgisayarlarda farklıdır arkadaşlar. Ondan dolayı onu kendiniz ayarlamanız gerekir. Daha sonrasında diğer bir yol olan başlat kısmına tıklayıp direkt buraya ekran parlaklığı yazarsanız arkadaşlar şurada ekran parlaklığını ayarla kısmı gelecektir ve biraz önceki ekrana yine gelmiş oldum arkadaşlar. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hala da abone olmayan arkadaşlar varsa abone olursanız çok sevinirim. Zile basmayı da unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri almak için zile basmak şart. Teşekkür ediyorum.